böyle çok üzüldüm falan yazınca benim o günkü günüm tetiklendi bende. Ben de o gün kuaförden mi eve gelmiştim. Sonra bir yere eğlenmeye gittik, tamam mı, bizim kızlarla. Gökhan kağıdı görmüş ama bana göstermedi. Sonra her şey bitti ki nasılsın dedi, iyiyim dedim. Gittiniz eğlendiniz falan dedi. Eğlendik ya, güzeldi falan dedim. O zaman dedi sana artık bu kağıdı gösterebilirim dedi. Gösterdi, şok oldum. Bu arada ben şeyden bir kere uyarı aldım, işbirliği yazmadığım için, ama hani nasıl diyeyim size, başka markalara işbirliği yazmamak okey, bu bir hata olabilir. Doğru, bunu kabul ettim. Uyarıyı da aldım zaten ve sürekli yazmaya başladım. Ama şimdi kendi markama nasıl işbirliği yazabilirim? Kendi markama benim ne yazmam lazım? Sonra beni sonra bana bu geldi. Yani bu ceza gelmeden önce bu geldi. Dedi ki böyle böyle bir şey var. Kendi markanın işbirliği yazmamışsın. Neden? Açıkladım ben de. Hani benim bir ortaklığım yok. Sonra dediler ki hayır, senin şöyle bir ortaklığın var. Sen Trendyol üzerinden satış yapıyorsun. Ve sen Trendyol'la bir ortaklık yapıyorsun. Yani senin işbirliği yazma sebebin aslında bu. Yazman zorunluluğun aslında bu, demişti. Savunmaları bu yönde. Diyor ki sen ürünlerini Trendyol'dan sattığın için diyor Trendyol'la bir işbirliği içerisindesin diyor. O yüzden mecburen diyor işbirliği işte ki kondurmak zorundasın diyor. Bilsem koyardım yemin ederim, ellerim yani, hatta o günde ellerim kırılsaydı koysaydım yani. Hani bu cezayı ödeyeceğime. Çünkü yani neyse ya işte. Ama mesela kahvem içinde detoks serimi tıbbi bir ifadeymiş. Vallahi bilmiyordum. Ve ben işbirliği konusunda uyarı aldım ama bu konuda uyarı almadım. Yani hani bunu bilmiyordum. Keşke bize bir gönderilseydi, okusaydık yani, Ticaret Bakanlığı gönderseydi, bilseydik de ona göre uygulamadığımızda ceza alsaydık. O konuda uyarı almadım. Öyle ya, ödemek zorundayım o cezayı. Çünkü buna itiraz edenlerden de gördüğüm kadarıyla kimseye bir şey dönmemiş. Yani herkes ödemiş bu cezaları. Mecburen bir şekilde onu ödeyeceğiz. Öyle, ben ilk gördüğümde çok üzülmüştüm. 10 gün falan oldu herhalde görelim. Herhalde alıştım yani, bilmiyorum, artık şey oldum yani, kabullendim yani. Hatta burada dedim ki benim takipçilerim çok üzülür, hatta